Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün belki de daha önce çok duymadığınız ve YouTube'da da hakkında çok fazla video olmayan bir vitaminden bahsetmek istiyorum. B1 vitamini. B1 vitamini adı üzerinde bir numaralı vitamin ve ilk keşfedilen vitamin olma özelliğini taşıyor. Ondan dolayı bir numarayı almış. B1 vitamini diğer bir ismiyle tiamin, vücudumuzdaki birçok önemli görevin gerçekleşmesini sağlayan ve bütün bu reaksiyonlarda görev alan çok önemli bir vitamin. Aslında vücutta birçok yerde magnezyumla birlikte çalışıyor ve vücutta magnezyum eksikliği olması da B1 vitamini eksikliğini derinleştiriyor. Bu da önemli bir bağlantı. B1 vitamininin keşfi çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Aslında keşif hikayesi de bize bazı şeyler söylüyor. 1800'lü yıllarda Japon denizcilerin önemli bir kısmı seyahatte vefat ediyor. Bu denizcilerin beslenmesinin önemli bir kaynağı beyaz pirinçten oluşuyor. Sonra araştırdıklarında esmer pirinçten beyaz pirinç elde ederken dış kabuğunu ayrıştırıyorsunuz ve onu beyazlatıyorsunuz. Bu dış kabukta olan bir maddenin bu ölümlere ve hastalıklara sebep olduğu keşfediliyor. İşte bu kişilerde neler oluyor? Özellikle nöronal semptomlar ortaya çıkıyor. Yani yürümede zorluk, vücutta sinir hücrelerinde harabiyet ve onun yanında enerji metabolizmasındaki problemlerle seyreden bir tablo ortaya çıkıyor. Bu hastalığa aslında biz günümüzde beriberi hastalığı diyoruz. Beriberi isminin de Sri Lanka dilinde işte bana doğru gel denilen hastaların nörolojik semptomlarına atıfta bulunularak gelemem, yapamam anlamındaki kelimeden geldiği söylenmekte. İşte B1 vitamininin keşfi de bu denizcilere dayanmakta. Sonrasında denizcilerin beslenmesine süt ürünleri eklendiğinde, diğer tahıllar eklendiğinde ölüm oranları 100.000'de 20'lerden 100.000'de 0.5'e kadar düştüğü görülmüş. İşte bu maddeye de en başta sadece vitamin demişler. Sonrasında diğer vitaminlerin bulunmasıyla da bu vitamine B1 vitamini ismi verilmiş. B1 vitamini suda eriyen bir vitamindir. Yani fazlası vücutta depolanmaz. Aynı B12 gibi, folik asit gibi, B6 vitamini gibi fazlası idrarla birlikte atılan bir vitamin. Dolayısıyla B1 vitamini takviyesi kullanmak vücutta bir toksik etki yaratması çok zor olan bir vitamin. B1 biraz önce de söylediğim gibi çok önemli reaksiyonlarda görev alan temel vitaminlerimizden bir tanesi. Görev aldığı reaksiyonların en başında da besinlerin yıkılması sonucunda enerji üretimine giden yolaklar bulunmakta. Bu nedenle B1 vitamini eksikliği karşımıza direkt olarak enerji sistemindeki problemler, ATP üretiminde zorluk olarak ortaya çıkmakta. Aynı zamanda vücut her besin yıktığında, özellikle karbonhidratlar burada önemli, vücut her karbonhidrat yıktığında vücutta B1 vitamini tüketilmekte. Bu nedenle karbonhidrat tüketimi fazla olan kişilerin de B1 vitamini ihtiyacı artmakta. Türk toplumu gibi karbonhidrattan zengin beslenen toplumlarda da B1 vitamini eksikliğini biz yaygın olarak görmekteyiz. Aynı zamanda B1 vitamini kolin üretiminde görevlidir. Kolin hem beyinde özellikle nöronlar üzerinde önemli bir molekül, aynı zamanda karaciğer üzerinde de önemli görevleri olan bir molekül. B1 vitamini eksikliği karşımıza unutkanlık, depresyon, ellerde ayaklarda karıncalanma gibi problemlerle de çıkabilir. B1 vitamini aynı zamanda hem mide enzimlerinin salgılanmasında hem de pankreastan ince bağırsağa salgılanan amilaz, lipaz, proteaz gibi sindirim enzimlerinin salgılanmasına görevlidir. Pankreas tiamin enziminde dışa bağımlıdır. Dışarıdan almak zorundadır. Bu nedenle sindirim enzimlerinin fonksiyonu için B1 vitamini de vücutta oldukça önemli. Aynı zamanda insülinin fonksiyonlarında da B1 vitamini çok önemlidir. Biraz önce de söylediğim gibi B1 vitamini besinlerin yıkılmasında ve enerji üretiminde de görevliydi. Eğer B1 vitamini eksikliği varsa bu döngü laktik asidoz yönüne gider. Yani vücutta bir asidoz hakimiyeti olur. Asidoz hakimiyeti demek de ağrı demektir, inflamasyon demektir. Dolayısıyla B1 vitamini eksikliği vücutta ağrılar olarak da karşımıza çıkabilir. Ve fibromiyalji diye düşündüğümüz birçok tablo, yine sinir ağrısı, ellerde, ayaklarda karıncalanma, uyuşma veya nöropatik ağrı olarak düşündüğümüz birçok ağrının temeli de B1 vitamini eksikliğine dayanıyor olabilir. İşte B1 vitamini eksikliği birçok hastalığı taklit edebilen bir durum. B1 vitamini ile diyabet de sıkı ilişki halinde. Hem diyabete bağlı komplikasyonlarda B1 vitamini bize ciddi anlamda fayda sağlıyor. Özellikle diyabete bağlı nöropati, yani sinir hasarı ve uzun vadede işte şeker hastalığına bağlı ayaklarda karıncalanma, iğne batması ve bir süre sonra meydana gelen hissizlik gibi durumlara giden süreçte B1 vitamini
nöropatiden korunmak için, yani sinir hasarından korunmak için ve buna bağlı nöropatik ağrıdan korunmak için bizim için çok önemli. Ayrıca insülin glikozu hücre içine sokabilmesi için, pankreas fonksiyonları için ve yine karbonhidrat metabolizması için de B1 vitamini oldukça önemli. B1 vitamini nöron fonksiyonlarında oldukça önemli demiştik. Dolayısıyla beyin hastalıklarında da biz B1 vitamininden oldukça fazla fayda görebilmekteyiz. Alzheimer, demans, MS, Parkinson gibi birçok tabloyla B1 vitamininin yani tiaminin ilişkisi gösterilmiştir. Ayrıca kronik yorgunluk B1 vitamini eksikliğinin en önemli sonuçlarından bir tanesi. Enerji üretiminde B1 vitamini temel görevli vitamin olduğunu söylemiştik. Enerji problemi olanlarda da B1 vitamini oldukça önemli. Ayrıca B1 vitamin takviyesiyle birlikte depresyon, ruh hali üzerinde de anlamlı bir şekilde fayda sağlandığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi B1 vitamininin vücuttaki etkileri anlatmakla bitmez. Birçok yerde görevli olduğu için bunun da klinik yansımalarını biz birçok yerde görebiliyoruz. Daha anlatmadığım sperm fonksiyonları üzerindeki etkisi, göz sağlığı üzerindeki etkisi, B12 ve folik asit vitaminlerinin kullanımını sağlayarak metilasyon döngüsü ve homosisteini düşürücü etkisi, aynı zamanda kalp damar sağlığı üzerindeki etkileri gibi birçok farklı etkisi bulunuyor. Peki B1 vitamini eksikliğine sebep olan faktörler neler? Bunların en başında biraz önce de söylediğim gibi karbonhidrattan zengin beslenme geliyor. Vücut her karbonhidrat tükettiğinde, her karbonhidrat yıkarak enerji elde ettiğinde B1 vitamini vücutta tüketiliyor. Dolayısıyla işte sağlıklı proteinden, yeşillikten zengin beslenen bir kişinin ihtiyacıyla kahvaltıda poğaça yiyen, sürekli karbonhidrattan ve şekerden zengin beslenen bir insanın B1 vitamini ihtiyacı aynı olmayacaktır. Onun yanında eksiklik sebeplerinin en başında da alkol kullanımı geliyor. Zaten aşırı alkol kullananlarda gördüğümüz bir hastalık da var. Onun tedavisinde de B1 vitamini, tiamin kullanılıyor. Az tüketilse bile alkol de vücutta metabolize olurken ciddi anlamda B1 tüketiyor. Bu da en önemli tiamin eksikliği sebeplerinden bir tanesi. Onun yanında çay, kahve tüketimi B1 vitaminini vücutta azaltmakta ve kullanılan birçok ilaç tedavisi de B1 vitaminini tüketiyor. B1 eksikliği hastalıkları taklit eden bir tablo demiştik. Biraz önce de anlattığım gibi örneğin B1 yoksa mide enzimi salgılayamıyoruz, bağırsak enzimlerini salgılayamıyoruz, sindirim sorunları ortaya çıkıyor ve mide koruyucu gibi ilaçlar kullanılıyor. Bu tam tersi B1 vitamini eksikliğini daha da derinleştirmekte. Vücutta yerli yersiz ağrılar olur demiştik. Belki fibromiyalji tanısı konuluyor, belki kronik ağrılar için ağrı kesiciler kullanılıyor. Bu da B1 vitamini tüketiyor. Belki nöropatik ağrı meydana geliyor ve yine bu sinir hasarına bağlı, sinir hücrelerine bağlı ağrı içinde antidepresanlar veya ağrı kesiciler kullanılabiliyor. Bu gibi birçok kullanılan tedavide vücutta B1 vitamini tüketmekte. Halbuki B1 vitamini yerine konulsa doğal bir ağrı kesici gibi etki gösterecek, ağrılardan insanlar kurtulacak. Beyinle ilgili, nöronla ilgili birçok problemde bize fayda gösterebiliyor ve yine sindirim sisteminin düzenleyici etkileriyle de vücut üzerinde fayda gösterebiliyor. Diğer B1 vitamini eksiklik sebepleri arasında yaşlılık, kronik stres, ağır spor yapma, magnezyum eksikliği, geçirilmiş bazı enfeksiyonlar, metformin kullanımı, obezite, diyabet hastalığına sahip olmak gibi birçok faktör sayılabilir. Peki B1 vitamini nerelerde bulunmakta? B1 vitamini tahıllarda, nohut, kuru fasulye gibi baklagillerde, kuru yemişlerde, et ve süt ürünlerinde bulunmakta. Normalde bizim fizyolojik ihtiyacımızı karşılayacak B1 vitamini düzeyi düşük. Ancak bazı durumlarda B1 vitamini ihtiyacımız ciddi anlamda artmakta. Yapılan çalışmalarda günlük beslenme içeriğinin %60'ı karbonhidratlardan oluşan kişilerde günlük B1 vitamini ihtiyacının 50 mg'a kadar çıktığı gösterilmiştir. Yine alkol tüketenlerde, ameliyat ve travma sonrası vücutta ihtiyacın arttığı durumlarda, kronik stres maruziyeti altındaki veya depresyondaki kişilerde de günlük B1 vitamini ihtiyacının 100 mg'lara kadar çıkabildiği gösterilmiştir. Yine mesela depresyon hastalarında günde 100 mg B1 vitamini takviyesiyle anlamlı bir şekilde fayda sağlandığı kanıtlanmıştır. Yani bazı durumlarda ihtiyaç artıyor ve bizim dışarıdan yüksek doz B1 vitamini takviye olarak almamız gerekiyor. B1 vitamini takviyesinde de klasik tiamin klorür veya tiamin mononitrat gibi formlar var. Ancak tiaminin çok daha fazla emilime sahip, hem yağda hem suda çözünme özelliği olan bir formu daha var ki en yüksek etkiyi biz bu formuyla alabiliyoruz. Bu formu da benfotiamin. Hatırlarsanız videonun başında tiaminin yani B1 vitamininin
B12 gibi, folik asit gibi suda eriyen bir vitamin olduğunu, fazlasının idrarla atıldığını söylemiştim. Bir de yağda eriyen vitaminlerimiz vardı. Neydi onlar? A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Yani bunlar yağlı dokulara daha iyi geçebilen vitaminlerdi ve vücutta depolanan vitaminlerdi. İşte benfotiaminin farkı hem suda hem yağda eriyebilen bir B1 yani tiamin türevi olması. Bu nedenle yağ dokudan zengin olan beyin dokusuna, nöronlara daha iyi oranda geçebilen bir B1 vitamini formu. Uzun yıllardır ülkemizde olmayan bir B1 vitamini formuydu. Ancak artık ülkemizde de kullanılabilir hale geldi. B1 vitamininin B12 gibi, folik asit gibi ideal bir kan aralığı, eksikliğini gösterecek ideal ve kolay bir test bulunmuyor. Özel laboratuvarlarda bazı enzimatik ölçümlerle düzeyine bakılabilse de kan B1 vitamini ölçümü de yapılıyor. Ancak kan düzeyi zaten birçok insanda normal olmak zorunda. Aynı magnezyumda da bahsettiğimiz gibi zaten vücut bunu bir şekilde kompanse edebiliyor. Önemli olan beyin dokusunda, nöronlardaki, hücre içerisindeki B1. Ancak bunu da kolay bir şekilde ölçemiyoruz maalesef. B1 vitamininde biraz sonuçtan sebebe doğru gelmek daha mantıklı. Zaten fazlası idrarla atılabilen bir vitamin olduğu için B1 vitamini kullanmak vücuda herhangi bir risk teşkil etmiyor. Sizin de enerji probleminiz varsa, karbonhidrattan zengin besleniyorsanız, nöronlarla ilgili yani sinir hücreleriyle ilgili bir probleminiz varsa, işte diyabete bağlı, sinir hasarına bağlı ağrı olabilir, sinir hasarından korunma amaçlı olabilir, beyin sağlığını desteklemek için odaklanma, öğrenme gibi parametrelerde fayda görmek için veya Alzheimer, Parkinson gibi problemler söz konusuysa, fibromiyalji gibi vücudunuzda kronik ağrılar varsa, sindirim sisteminizde problemler varsa ve videonun ilk kısmında anlattığım endikasyonlar, anlattığım tablolar sizde söz konusuysa, B1 vitaminini hayatınıza dahil edebilirsiniz. Hayatınıza dahil ettikten sonra dramatik bir fayda görüyorsanız, B1 vitamine ihtiyacınız olduğunu gösteren en büyük kanıt olmuş olur. Evet, bugün sizlere B1 vitamininden bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan da okuyabilirsiniz. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.